Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun lojistik, mobilite ve dijitalleşme ekseninde Türkiye'nin ulaşım vizyonu başlatılmış ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye arz ediyorum. Bu akademik yılın başlangıcında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bugün bir saat civarında sizlere hem Türkiye'nin dünya vizyonunu ve Türkiye'deki önemli gelişmeleri ilgili bazı ipuçları vereceğim. Bazı ortak sevinçlerimiz, ortak gururlarımızı sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz cumartesi günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutladık. Nice 99'lar görecek bu ülke. Yani amacımız neydi? Muasır medeniyet seviyesinin üzerine de çıkmak. Hakikaten son 20 yılda yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük işlerle çok büyük aşamaları geride bıraktık. Bundan sonraki hedefimizde dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin altyapı taşlarını yerine koyduk. Artık Türkiye değerli arkadaşlarım geri dönüşü olamayan bir yola girmiştir. O yüzden inşallah hem bu yaptığımız işler hem bundan sonra yapacağımız bu dünya ölçeğindeki en büyük mühendislik projelerini bir an önce bitirip ülkesine, milletine hizmet eder bir noktaya getirmiş bir yönetim olarak inşallah daha da üst seviyeleri çıkarmak artık bundan sonra sizlerin görevi olacak. Bizler yakın bir zamanda bu görevleri sizlere teslim edeceğiz. Geçtiğimiz Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye 100 yılı vizyonunu açıkladı. O vizyon aslında sizlerin vizyonu aslında. Bugün 20 yıldır yaptığımız işler ve bundan sonra 2053'e kadar yapacağımız olan işler, özellikle sektörel açıdan bakanlığımızın yapacağı işlerle ilgili bazı ipuçlarını sizlere vereceğim. Cumartesi günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutladık. Yıl dönümünü hemen buraya yakın bir yerde, bir yerleşkede ülkemizin otomobili, yerli milli otomobilimiz TOK'la birlikte Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamak aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir kutlama. Bu demektir aslında. İnşallah bundan sonra nasıl ki biz hep 29 Ekim'leri aslında çok coşkuyla kutluyoruz. Nasıl kutladık? 2018'de İstanbul Havalimanı açarak kutladık. Ayrı bir 29 Ekim'de Marmara'yı açarak kutladık. Hakikaten bunlar muhteşem eserler değerli arkadaşlarım. Bunlar önümüzdeki yüzyılları Türkiye'nin önünü açacak projeler. Bunlara bitmeden, usanmadan açmaya da devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Sonucunda kim kazanıyor? Türkiye kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kazanıyor ve dünya Türkiye'yi artık seyretmeye başladı. Daha önce sözünü dinleten Türkiye yok. Artık Türkiye ne diyor diye bakan bir dünya var. Bu da son 20 yılda yaptığımız planlı çalışmalar ve bunlarla sonucunda. TOK fabrikası dedik, Türkiye'nin otomobili dedik değerli arkadaşlarım. Eskişehir'de Tülentaş'tı eski ismi, şimdi Türesaş oldu. Türkiye'nin demiryolu sanayisine önemli katkılar bulunmuş bir fabrikamız var. O fabrikada bundan 60 yıl önce devrim otomobili oradaki yerli Türk mühendisler, yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın mühendisleri tarafından devrim otomobili üretildi ve çalışır vaziyette teslim edildi. Ama maalesef kendi vatandaşını, kendi vatanını hor gören zihniyet o günkü algı operasyonlarıyla o devrim otomobilini maalesef başarılı bir şekilde yürüyen bir aracı o algı operasyonlarıyla maalesef yarıda bıraktılar ve Türkiye 60 yıldır başka türlü oyunlarla bu vaziyete geldi. Ama bugün artık Türkiye eski Türkiye değil arkadaşlarım. Bugün yerli otomobil, yarın önümüzdeki günlerde Türkiye kendi hızlı trenleriyle birlikte Türkiye dünyaya artık ses getiriyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde de kendi fabrikalarımızda ürettiğimiz 160 kilometre hıza sahip trenlerimizle birlikte artık bizi hem raylı sistemlerde demiryollarında da göreceksiniz. Yerli milli demiryolu araçlarımızla birlikte değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, tabii son 20 yılda Türkiye bir devlet aktörü üretilmiş planlı bir şekilde büyüyor. Özellikle ulaştırma altyapı sektöründe yani 20 yıl önce hayal edilemeyen pek çok şeyi bugün yapmış, uygulamış ve vatandaşın hizmetine sunmuş bir bakanlık olarak hakikaten karşınızda gururla duruyoruz. Aslında bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gururuz değerli arkadaşlar. Bu da tabii planlı bir şekilde oluyor. Planlı bir şekilde büyümek için değerli arkadaşlar, önceki tabii ki bunun en büyük dinamosu ulaştırma altyapı faaliyetleridir. Çünkü siz bir bölgeye ne kadar kolay, hızlı ve güvenli ulaşırsanız o bölgenin istihdamına, üretimine, ticaretine, turizmine, tarımına çok çok daha fazla etki ediyorsunuz. Yani siz bir bölgeye bir birimlik bir ulaştırma yatırım yaptığınızda siz o bölgenin üretimine tam 10 katı etki ediyorsunuz. Milli gelire 6 katı etki ediyorsunuz. Bunları biraz sonra gerçek rakamlarıyla size de açıklayacağım. Tabii biz bakanlık olarak 3 şey taşıyoruz değerli arkadaşlar.
insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunu da en kolay, en hızlı ve güvenli şekilde taşımakta sorumluyuz. O yüzden mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında bütün yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Tabii mobilite hareketlilik devam ediyor. Dünya nüfusu artıyor, hareketlilik artıyor, üretim arttıkça, turizm arttıkça ulaşıma olan ihtiyaç ve talep de artıyor değerli arkadaşlar. Bugün dünyanın %50'si kentlerde yaşıyor. Ama 2050 yılına geldiğimizde, baktığımızda bu kentlerdeki nüfus %70'leri çıkacak. Yani dünya ekonomisinin %90'ından fazlası artık kentsel alanlarda üretecek. Bu yüzden 2050 ile 2020 ile 2050 yıllar arasında ulaşıma yönelik talep de yolcu sayısı, kilometre, çınısı, cinsinden tam iki katına çıkacak. Biz de bu iki katına çıkacak ulaşım ihtiyacını karşılamak için planlı bir şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz değerli arkadaşlar. Tabii mobiliteyi hareketli etkileyen de farklı faktörler var. Geleceğin ulaşımı yönlendiren küresel etkenler var. Nedir bunlar? Tabii şehirleşme, kentsel nüfusun artması ve dolayısıyla mobilite ihtiyacının artması. Yine sürdürülebilir karbon emisyonu artık bizim hayatımızdan sıfır emisyon ve emisyon azaltıcı projeler planlamalarımızın içerisinde tam odağında artık bundan sonra. Yine yeni nesil mobilite, bağlantılı otonom araçlar, paylaşımlı araçlar, elektrikli yeni nesil mobilite, mikro hareketlilik araçları artık bundan sonra hayatımızdan çıkmayacak bir şekilde hayatımıza girdi. Tabii kaliteli, güvenli yolculukların olmazsa olmazı akıllı ulaşım sistemleri. Bu da yaptığımız projelerde bizim en önemli etkenlerimizden bir tanesi. Artık akıllı yollar üretiyor Türkiye. Akıllı yollarda seyahat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Sıfır emisyon demiştim. Bakın ulaşım sektörü %16.2 ile en çok hava kirliliğine sebep olan ikinci sektör. O yüzden emisyon azaltıcı tedbirler ve emisyon azaltıcı yatırımlar odağımızda. 2050 yılına kadar Türkiye'nin dahil olduğu 17 ülke ulaşımda sıfır karbon emisyonu hedefi koydu. Yatırımlarımız da bu şekilde devam ediyor. Yani bugün onun 1 milyon üzerinde elektrikli araç var ama 2040'a geldiğimizde bunun 540 milyon üzerine çıkacağını görüyoruz. Bizler de yatırımlarımızda yine elektrikli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmiş enerjiyle çalışan araçlar artık olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Tabii lojistik, hareketlilik, dünya bunlar önemli işlerimiz değerli arkadaşlar. Haritaya bir bakarsanız Türkiye'nin coğrafi konumu artık anlatmaya gerek yok aslında, kendisini gösteriyor. Bu coğrafi konumumuzun avantajlarını fırsata dönüştürmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Yani Türkiye sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülke, 1.6 milyar insan, 38 trilyon gayri safi milli hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir coğrafyanın tam ortasındayız değerli arkadaşlarım. Biz de bu ticari hareketlilikten ne kadar fazla pay alırsak o bizim ülkemizin karınadır diyerek bütün politikalarımızı bu minvalde gerçekleştiriyoruz değerli arkadaşlarım. Tabii dünyada hareketlilik artıyor, üretim merkezleri değişiyor, nüfus artış merkezleri değişiyor. Dikkat ederseniz yani Uzak Asya ve özellikle Sahra Altı Afrika'da çok önemli değişiklikler var. Yani 2050 yılına doğru Sahra Altı Afrika'da özellikle nüfusun artması, üretimin artması, tüketimin artması bunlar dünyadaki bu ticari dengeleri oldukça değiştirecek. Şu anda Uzak Asya ile Avrupa arasında değerli arkadaşlarım tam yıllık 710 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. İşte ülke olarak da biz bu 710 milyar dolarlık ticaret hacminden alacağımız payı artırmanın politikalarını üretiyoruz ve uyguluyoruz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım bakın bu harita çok önemli. Yani burada hem Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajlarını bize gösteriyor, hem lojistik koridorlarını bize gösteriyor. Ana koridorlar burada. Bunlar hep odağında Türkiye var değerli arkadaşlarım. O yüzden biz de bütün politikalarımızda bu ticari ve lojistik küresel süper güç olma hedefimiz doğrultusunda politikalar geliştiriyoruz. Burada en kuzeyde görürseniz sarı ile geçen kuzey koridor değerli arkadaşlar. Burası tabii hem coğrafi bakımdan hem iklim koşulları açısından hem de Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da riske girmiş bir koridor. Ama orta koridora bakarsanız kırmızı ile Türkiye üzerinden geçen biz geçtiğimiz yıllarda Bakır-Çitlis-Kars hattının yapılması, Marmara'nın yapılması ile artık Pekin'den Londra'ya kadar yani Uzak Asya'dan Uzak Avrupa'ya kadar kesintisiz bir koridor artık çalışmakta. Biz de buradaki kapasiteyi ve ihtiyacı karşılayabilmek için önemli yatırımlar yapıyoruz. Ve koridor üzerindeki bütün ülkelerle yani doğudaki ülkelerde olsun batıdaki ülkelerle oturup bu kapasiteyi artırmak ve buradaki o koridoru açmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Tabii
karayolu, demiryolu bunlar önemli olması gereken işler. Ama biz ne kadar bunlara yatırım yapsak da sonucunda bunlar bir şekilde denize bağlanıyor. Özellikle lojistiğin ve küresel ticaretin %90'ına yakını denizlerden taşınıyor. Biz de denizlerde kendi yatırımlarımızı taraftan devam ettirirken özellikle mavi olarak görmüş olduğunuz Güney Hat'la ilgili de önemli politikalar geliştiriyoruz. Süveyş kanalından çıkan gemilerin kuzeye gitmesinin tek alternatifi Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı değerli arkadaşlarım. Burada da artık önümüzdeki yıllarda Karadeniz bir ticari göle dönüşecek ve ticari göle dönüşecek bu Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler değerli arkadaşlar limanlarına yatırım yapmakta. Bizler de limanlarımıza yatırım yaparken bu küresel ticaret hacmini yöneten bir ülke olarak önemli yatırımlar ve planlamalar yapıyoruz. Bugün 12 milyar ton dünya ticaret hacmi değerli arkadaşlar. Bütün verilere baktığımızda 2030'a geldiğimizde bu 25 milyar tona çıkacak. Yani 2100'e geldiğimizde dikkat edebiliyor musunuz? Tam 150 milyar tona çıkacak bir ticaret hacmi var. Burada da artık Türkiye bu lojistik küresel hareketi yönetecek ve bunun tam ortasında olan bir ülke olarak üzerimizde çok büyük görev ve sorumluluklar düşünüyor. Ve bu görev ve sorumluluklar nedeniyle biz de bir taraftan yatırım yaparak bir taraftan politikalar geliştirerek bu lojistik ticaret trafiği yönetiyoruz değerli arkadaşlarım. Yine burada gördüğünüz gibi dünyanın önemli iki tane limanı var. Doğuda Singapur Limanı tam 626 milyon ton kapasitesiyle özellikle Uzak Asya'nın bütün ticari hareketini yöneten bir liman değerli arkadaşlarım. Yine kuzeyde Rotterdam Limanı 436 milyon tonla dünyanın en büyük limanları bunlar değerli arkadaşlar. Bizler de İstanbul'da tam dünyanın ortasında Avrasya'nın merkezinde 649 milyon tonluk bir liman Karadeniz'e kıyısı olan özellikle İstanbul'un kuzeyinde bir liman tasarlıyoruz değerli arkadaşlarım. Bu da dünyadaki bu küresel ticareti, küresel hareketine yön vermek için ve burada söz sahibi olmak için ve ihtiyacımızı da karşılamak için böyle bir önemli yatırım var programlarımız dahilinde. Görüyorsunuz ekranda da yazıyor değerli arkadaşlarım. Süveyş kanalı yılda 5.61 milyar dolarlık bir gelir sağlıyor. Sırf Süveyş kanalından geçen 22 bin tane gemiden değerli arkadaşlarım. Bizler İstanbul Boğazı'nda 40 binin üzerinde bir gemi trafiği sağlıyoruz. Ama bu 5.6 milyar doların yanında bizim kazandığımız para yok denecek kadar az. Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz bir tarife değişiklikle biraz da aldığımız ücretleri artırdık. Ama önümüzdeki yıllarda bu hem küresel ticaretin artması, hareketliğinin artması ve buradaki tarifelerde düzenlemelerle biz İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ile birlikte buradan çok çok daha fazla kazanmak zorundayız. O yüzden burada farklı politikalar geliştiriyoruz değerli arkadaşlarım. Tabii Türkiye'nin kalbi güçlü Marmara değerli arkadaşlarım. Balıkesir Bandırma'nın da içinde olduğu çok önemli bir coğrafi konumumuz var. Burada da Avrasya'nın lokomotifi Marmara bölgesi. Buradaki sanayinin, üretimin en fazla olması ve buradaki küresel hareketliliğin, ticari alanların ve çalışma alanlarının, iş alanlarının hareketliliği nedeniyle tabii ki Marmara bölgesine önemli yatırımlar yaptık. Marmara bölgesinin ulaştırma altyapısı adına dünyanın en önemli projelerini yaptık değerli arkadaşlarım. Yani bunlar İstanbul Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli'nden, İstanbul-İzmir Otoyolu'na kadar hakikaten yani son 20 yılda hakikaten dünya ölçeğinde böyle bir altyapı hamlesi yoktur değerli arkadaşlar. Bunu da çok kısa sürelerde farklı finansman modelleri de geliştirerek bütçemize yük olmadan bu projeleri tamamlayarak ülkemize kazandırdık ki buradaki hareketliliğin ve üretimin önünde olabilecek sıkıntıları önceden yaptığımız altyapılarını çözmüş ve bu hareketliliğin önündeki bütün kısıtlamaları kaldırmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Çünkü bizim bugün 250 milyar doları çıkaran ticaret hacmimiz önümüzdeki yıllar 500 milyar dolara kadar çıkacak. Onun altyapısını biz bugünden planlıyoruz ve onu oluşturarak yatırımlarımızı yapıyoruz değerli arkadaşlar. Boğazındaki bu biraz önce söylediğim bugün 12 milyar ton olan dünya ticaret hacmini 25 milyar tona, 100 milyar tona hazırlamamız için önemli yatırımlarımız yapıyor olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Kanal İstanbul ve bu bölgedeki yapacağımız limanlar İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ile entegre olmuş teknoloji vadileri, akıllı şehirler ve lojistik üslerle birlikte inşallah bu küresel süper güç olma hedefi doğrultusunda da yatırımlarımız devam edecek değerli arkadaşlarım. Tabii Kanal İstanbul hangi ihtiyaçtan doğdu? Biraz önce dediğim gibi yani bu küresel ticaretteki artışlar, bu dünya ticaret hacmindeki artışlar, bugün 40 bin civarında olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişleri
yarın 60 binleri 70 binleri çıktığında tabii ki ne Marmara Denizi buna cevap verebilir değerli arkadaşlar, ne İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nda geçmişte yaşanmış olan olağanüstü, üzüntülü kazalar ve onlarca kişinin ölümü ve bu çevreye yansıttıkları kirlilikler. Bunların tedbirlerini almak zorundayız değerli arkadaşlarım. Bunun için bu artan lojistik hareketleri verebilecek olan cevaplar ve İstanbul Boğazı'ndaki tehlikelerin azaltılması nedeniyle Kanal İstanbul projelendirildi. Tabii Kanal İstanbul dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi değerli arkadaşlarım. Bunun da ulaşım yollarıyla ilgili çalışmalar bugünden başlandı. Diğer planlamalarımız, buradaki finansal model. Bir de özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu dünyanın en büyük altyapı projesini bizim genel bütçemize hiç etki etmeden, oraya yük vurmadan sadece Kanal İstanbul kendi gelirleriyle, kendi yapım maliyetini karşılayacak şekilde projelendirildi ve kendi gelirleriyle kendini finanse eden bir model olarak da Kanal İstanbul yapımı başlandı değerli arkadaşlarım. Tabi bu dünyanın en büyük altyapı projesi, böyle birkaç yılda bitecek bir proje değildir. İnşallah bu da bu önümüzdeki yıllardaki trafiği ve bugünden o yaşanabilecek sıkıntıları nasıl biz Kuzey Marmara Otoyolu gibi, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi bu hareketin önündeki sınırları kaldırmak için bu yatırımları yapmışsak, bu da ülkemizin bu küresel süper güç olma hedefi ve dünya ticaret hacimlerindeki nedeniyle yaşayacağımız sorunları ortadan kaldırmak için planladığımız ve yapımına başladığımız bir projedir değerli arkadaşlarım. Bugün bile Marmara Denizi'ne bakarsanız yüzlerce gemi İstanbul Boğazı'ndan geçmek için bekliyor değerli arkadaşlarım. Bu bekleme süreleri her geçen gün artıyor. Bugün günler süren beklemeler yarın haftalar sürecek. O bekleyen gemilerin Marmara Denizi'nin vermiş oldukları zarar, o suyun ısınması, suyun hareketsizliği ve çevre kirliliği, bunlar hepsi birer tehlike değerli arkadaşlarım. Bunları ortadan kaldırmak için biz devlet olarak planlamalar ve yatırımlar yapmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi de yine Kanal İstanbul değerli arkadaşlarım. Bu da hem İstanbul Havalimanı ve kuzeyindeki lojistik liman ve İstanbul Kanalı bu şekilde projelendirdi. Kuzey Marmara Otoyolları ve önümüzdeki yıllarda yapacağımız demiryolu altyapısıyla birlikte hakikaten ülkemizdeki bu gelişen büyüyen Türkiye'nin önemli projelerinden bir tanesi olacak değerli arkadaşlarım. Tabii biz son 20 yıldır ülkemizde olan karayolu altyapısındaki eksikliğimizi önemli seviyelere çıkardık. Artık biz bundan sonra demiryolu altyapısına önemli yatırımlar yapmaya başladık değerli arkadaşlarım. Bugün bütçemizin %60'ından fazlasını demiryollarına yatırıyoruz. O yüzden burada haritada gözüküyorsunuz. Bu Avrupa'daki demiryolu ağıdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlarla bugün 13.022 kilometre olan demiryolu ağımızı bu yapacağımız yatırımlarla 28.000 kilometreye çıkartacağız. İçinde Bandırma Balıkesir'inde olduğu 52 ilimize demiryolu hızlı treni ulaştıracağız değerli arkadaşlarım. Şu anda 8 ilimiz demiryolu hızlı trenle seyahat ediyor. İnşallah dediğim gibi 52 ile ulaştırmak için de bütün planlamamızı yaptık değerli arkadaşlarım. Bu da demiryolu yatırımlarımızla ilgili bir harita değerli arkadaşlarım. Burada kırmızıyla gözüken hatlar şu anda yapım çalışması devam ediyor. Bu Yenişehir, Osmaneli, Balıkesir, Bandırma'ya kadar uzanan hattımızda da yoğun bir çalışma var. Burada artık bütün sorunları, bütün problemleri ortadan kaldırdık. Çok ummalı bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki yakın bir zamanda da burada yolcu taşımaya da başlayacağız. Aynı bunun gibi Ankara, İzmir, Halkalı, Kapıkule, Ankara, Sivas hattımızı inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında açacağız. Yine Karaman'a kadar uzanan demiryolu hattımızı Karaman'dan Mersin'e, Mersin'den Gaziantep'e de ilk kadar indireceğiz. Yine haritada gördüğünüz gibi mavi olanlar projesi tamamlanmış hızlı tren hatlarımız. Yeşil olan hatlarımız da planladığımız ve projesi devam eden hatlarımız değerli arkadaşlarım. Tabii dijitalleşme, haberleşme bakanlığımızın en önemli işlerinden bir tanesi değerli arkadaşlarım. 2003 yılında haberleşmedeki sektör büyüklüğü sadece 20 milyar TL iken değerli arkadaşlarım bugün 266 milyarlara kadar ulaştı. Bu artarak devam edecek. Tabii bu haberleşmenin öneminin ve haberleşmenin bu stratejik olarak da öneminin daha çok arttığı dünyada tabii ki haberleşmede ve dijitalleşmedeki yatırımlarımız oldukça önemli. Bugün neredeyse 89 milyona ulaşmış bir mobil abone sayımız var değerli arkadaşlar. Burada 488 bin kilometreye kadar uzattığımız bir fiber ağ var. Bunun milyon kilometrenin üzerine ulaştırmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Ve planlamalarımız ve yatırımlarımız bu doğrultuda devam ediyor. Tabii Türkiye'nin uzay ve haberleşmedeki yatırımları da hakikaten çok gurur verici bir vaziyette değerli arkadaşlarım. Bizler geçen yıl dünyaya aynı anda iki tane yeni nesil uydu
fırlatan ender ülkelerden bir tanesiyiz. 2021 yılı içerisinde TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi uzaya fırlattık değerli arkadaşlarım. Bunlar da özellikle 35 yıl ömrü olan ve uzaydaki yörüngesel haklarımızı da sağlayacak ve bütün dünyaya ticari olarak da hizmet verdiğimiz çok değerli iki tane uydumuz. TürkSat 5A özellikle TV yayıncılığı alanında dünyanın %30'undan fazlasına hizmet veriyor şu anda. TürkSat 5B de özellikle karasal olarak ulaşamadığımız deniz araçları, hava araçları ve karasal alanlarda haberleşme hizmeti verebilen ve şu anda da ticari olarak bütün dünyaya hizmet eden gıptayla baktığımız en önemli işlerden bir tanesi değerli arkadaşlarım. Tabii 5G haberleşme olmazsa olmaz. 5G hala dünyada da tartışılıyor değerli arkadaşlar. Biz de yerli ve milli olarak 5G'ye girmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Önemli yerli firmalarımızı özellikle baz istasyonları konusunda artık hiçbir sorunumuz yok. Yerli milli baz istasyonları kullanıyoruz şu anda. Tabii ama haberleşme çekirdek şebekelerle ilgili de önemli firmalarımızı hem ARGE olarak destekliyoruz. Hem de bizler de yerli ve milli olarak 5G'ye girmek için önemli yatırımlar yapıyoruz. 5G'ye girdiğimizde belki ses olarak, haberleşme olarak biz bunu hissedeceğiz buradaki hız ama değerli arkadaşlar özellikle sanayide, medikalde ve üretimde özellikle 5G'nin faydasını çok şekilde göreceğiz. Çünkü mevcut hızın çok çok daha fazlasını veren bir yapı olacak. Bir de değerli arkadaşlar böyle bir veri var haritada görüyorsunuz. Dünya nüfusunun %65'i internet kullanıyor ama Türkiye nüfusunun %83'ü internet kullanıyor. Bizim de dijitalleşmeye ne kadar yatkın olduğumuzu gösteren önemli bir veri değerli arkadaşlarım. Tabii E-Devlet değerli arkadaşlar hepimiz kullanıyoruz. Bu da dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. Bugün neredeyse 64 milyon vatandaşımız, 61 milyon üzerinde vatandaşımız E-Devlet kullanıyor. Bu da hakikaten dünyanın en önemli ve kullanıcısı en fazla olan uygulamalardan bir tanesi. Özellikle çoğu devletler gelip bu E-Devlet'i kendi ülkelerinde kurmak için de bizden akıl fikir almaya geliyorlar değerli arkadaşlarım. Tabii son 20 yıldır planlı bir şekilde tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına değerli arkadaşlarım. Bunun da önemli bir kısmı yani %60 civarındaki kısmı karayollarına oldu. Çünkü hakikaten karayollarında son derece güvensiz ve kalitesiz yollar vardı ama şu anda görüyorsunuz tam 28.700 kilometrenin üzerine çıkmış bölüm yollar, otoyollar, köprüler, tüneller hepsi hakikaten ülkemizin artık gurur kaynağı oldu. Yani bu gelişen büyük Türkiye'nin aslında dinamosu oldu bu yatırımlar. Bu artan ticaret hacimleri, artan üretimler tabii ki kaliteli, güvenli bir altyapı sayesinde oluyor. Yani 2022 yıl öncesi değerli arkadaşlar, 2002 yılı öncesi Türkiye'de sadece 50 kilometre tünel vardı. Şu an Türkiye'de tam 663 kilometre tünel var değerli arkadaşlar. Bunlar da tamamen yerli ve milli imkanlarla yaptığımız hakikaten gurur duyacağımız işler değerli arkadaşlarım. Demir yollarını 13.022 kilometre çıkardık. Tabii ki yeterli değil. Biz bundan sonra biraz önce söylediğim gibi demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Bunun sonucunda da söyleyeceğim yatırımlar sonucunda biz neler hem lojistikte hem de yolcu taşımacılığında demir yolu kültürünü ülkemize tanıştırdık. Bundan sonra da buradaki yatırımı ve buradaki işletme performansını da artırarak devam edeceğiz. Hava yolu yatırımımızı tamamladık gibi değerli arkadaşlarım. Burada da özellikle İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük transit merkezini ülkemize kazandırdık ve gururla bütün dünyaya hizmet ediyor. Deniz yolları tabii ki olmazsa olmaz. Yani ticaret hacminin %90'ına yakını denizlerden olduğu için bugün 217 tane limanımız var. Bunu da 2053'e kadar 255'e çıkarmak için de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Haberleşme ilgili de 5G ve 5G'nin altyapısını da kullanacak olan 6G gündemimizdeki önemli konular değerli arkadaşlarım. Tabii biz bu kadar yatırımı yaptık. Bunların sonucunda tabii ki üretime, istihdama, turizme, tarıma katkılarımız da ayrı. Ayrıca bunların yanında direkt akaryakıt ve zaman tasarrufları, egzoz emisyonundaki azaltımlar dediğim gibi tam 10 katına varan faydalar sağlıyoruz değerli arkadaşlarım. Tabii bu yatırım 183 milyar dolarlık yatırımla ilgili birkaç tane spesifik dünya ölçeğindeki en büyük projelerden de sizlere bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Marmaray, o da 29 Ekim'de açılışı yapılmıştı. Bugüne kadar tam 780 milyon yolcu taşıdı değerli arkadaşlarım. Geçtiğimiz Cuma günü de kendi rekorunu tekrar kırdı. Tam bir günde 671 bin yolcu taşıdı değerli arkadaşlarım. 28 Ekim 2022 günü. Hakikaten tam İstanbul, dünya metropollerinin en büyüklerinden bir tanesi, en özel şehirlerden bir tanesi İstanbul'un ulaşımının omurgası olmaya devam ediyor.
Marmara'ya değerli arkadaşlarım. Avrasya Tüneli ile Asya ile Avrupa'yı yerin altından birleştiren tek tüp içerisinde iki katlı günde 60 bine yakın aracın seyahat ettiği, hakikaten İstanbul'a nefes aldıran dünyanın en önemli teknolojik ve mühendislik açısından başarılı projelerinden bir tanesi değerli arkadaşlarım. Kuzey Marmara Otoyolu, burada 400 kilometre Kınalı'dan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde olduğu tam 8 milyar dolarlık bir projedir değerli arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıl civarında da bitirilmiş ve finansal model açısından da en başarılı işlerden bir tanesidir değerli arkadaşlar. Şimdi bu projeleri iyi planlamak, iyi mühendislik çözümleri üretmek gerekiyor ama bunun yanında değerli arkadaşlar, bu projelerin finansal modellerini de en uygun şekilde yapmak gerekiyor ki bunları kısa zamanda bitirip ülke hükümetine kazandırmak gerekiyor. O yüzden fizibilitesi açısından uygun olan projeleri biz yapışla devlet kamu özel işbirliği olarak yapıyoruz ve fizibilitesine göre de diğer projelerimizi kamu kaynaklarını kullanarak yaparak aynı anda büyük projeleri ve Anadolu'daki farklı ölçeklerdeki projeleri de aynı anda bitirecek bir vaziyete geldik. Bu da hem planlamalar, planlama derken hem mühendislik planlaması hem de finansal planlama çok önemli değerli arkadaşlarım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bu da yine üzerinden demir yolu geçecek tam 56 metre genişliğiyle dünyanın en geniş köprülerinden bir tanesi. Asya'yı Avrupa'yı birleştiren 5 tane farklı alternatiften bir tanesi değerli arkadaşlarım. Evet, Osman Gazi Köprüsü sizlerin de bizlerin de sıkça kullandığı, bugün İstanbul'un batı yakasından değerli arkadaşlar ben buraya 2 saatte gelebildim. Nasıl gelebildim? Tabii ki Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile birlikte Balıkesir'e bu kadar konforlu, güvenli bir yoldan geliyoruz değerli arkadaşlar. Hakikaten çile olarak geçiren seyahatler artık keyfe dönüştü bu yatırımlar sayesinde. Bakın bugün yani 55 bin araç geçiyor Osman Gazi Köprüsü'nü. Yazın bazı günlerde tam 80 bin araç geçti değerli arkadaşlar. Bir hayal edin, bu olmasaydı ne olacaktı? Ya bir hayal edin, Osman Gazi Köprüsü yok. Ve şu anda Türkiye'de 26 milyon araç var. Ve hadi bugün için diyelim 55 bin tane araç bu körfez geçişini geçmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Feribotla seyahat edecektiniz. 55 bin araçla feribottan geçirmek değerli arkadaşlar fiziksel olarak mümkün değil. Yani bir günde. Çünkü o zamanlar bu 2006'da köprü açılmadı ama yaklaşık 5 ile 10 bin araç arasındaki bir araç buradan seyahat ihtiyacı vardı. Türkiye'deki zaten ticaret hacmi ve hareketlilik o kadardı zaten. Ama siz ne kadar buraya feribot koyarsanız koyun. Yani buradan 10 bin üzerindeki aracı günlük taşımanız feribotta mümkün değil değerli arkadaşlar. Yani bakın bugün bu kadar çıkan hareketlilik 55 bin araç, saatler süren yolculuklar sadece 5 dakikaya düştü değerli arkadaşlar. Bakın 2016'da bu köprü açılmadan feribotla geçişin ücreti tam 31 dolar karşılığıydı değerli arkadaşlar. Hadi 31 dolar olmasın bugün, yani bugün 185 liraya geçiyoruz Osman Gazi Köprüsü'nden. Demek ki feribotla bile geçmek sadece tek çözümdür. Bugün yüzlerce lira vererek geçmek zorunda kalacaktık. Ama buradaki kaliteli güvenli yol bekleme süreleri ortadan kaldırıyor. Sadece 5 dakika ve devamındaki içinde Balıkesir'inde olduğu İstanbul-İzmir otoyoluyla kaliteli güvenli yolları sağladık değerli arkadaşlarım. Bakın İstanbul-İzmir otoyolu Osman Gazi Köprüsü yapılmasaydı değerli arkadaşlar 2016 yıl öncesi 8,5 saat süren İstanbul-İzmir otoyolu bugün bu değişen, artan hareketlilik ve artan talep üzerine buradaki seyahat süresi 14-15 saatleri bulacaktır değerli arkadaşlar. Ve bu yol üzerindeki bütün yerleşim yerlerinde hayat yaşanmaz hale gelecekti. Ama İstanbul-İzmir otoyolu sayesinde hem eski yolda konforuna kavuştu. Çünkü oradaki kapasitesinin önemli bir bölümü İstanbul-İzmir otoyoluna geçtiği için yani hem oradaki şehirler nefes aldı hem de seyahatlerimiz 8,5 saatten 3,5 saate düştü ve keyfe dönüştü. Yani bir şoför deyimiyle kelle koltukta gidilen yollarda artık çay, kahve molaları için sadece durulabiliyor değerli arkadaşlar. Bunlar planlı bir şekilde son 20 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde oldu değerli arkadaşlarım. İstanbul Havalimanı değerli arkadaşlar, bu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın yine kuruluş yıl dönümünde 2018'de açıldı. Bugüne kadar 1.6 milyon insan taşındı burada. Ve günde 1400 uçağın inip kalktığı değerli arkadaşlarım, 230 bin yolcuya hizmet veren ve 200 bine yakın çalışma arkadaşımızın burada istihdam edildiği dünyanın en feasible, en başarılı projelerinden bir tanesidir değerli arkadaşlar. Bakın bu projeye devlet bir kuruş katkı yapmamıştır bugüne kadar ve bundan sonra da yapmayacaktır. Yapmadığı gibi
tam 26 milyar euro değerli arkadaşlar, 25 yıl içerisinde devlet buradan kendine gelir sağlayacak. Ayrıca buranın 10 milyar euroluk yapım maliyetine de bir kuruş katkı vermemiştir devlet değerli arkadaşlar. Yani bundan daha ötesi var mı? Yani fizibilite açısından, uygulama açısından ve kalite, konfor açısından müthiş bir proje değerli arkadaşlar. Bakın İstanbul Havalimanı son Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında 20 milyon yolcuyla Avrupa'da birinci sırada oldu. Yani Londra, Heathrow, Paris havalimanları, Amsterdam, Schiphol havalimanları hepsi önüne geçti. Yani son 3 ayda 20 milyon yolcuyla Avrupa'da birinci oldu ve dünyanın da kalite ve hizmet açısından en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı. Avrupa havalimanlarında görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bütün kaoslar, 4 saatlik bagaj bekleme süreleri konuşurken İstanbul Havalimanı'nın dakikalar içerisinde bagajınıza sahip oluyorsunuz ve 1 dakikada check-in yapabiliyorsunuz. Bu da hem finansal açısından, hem mühendislik açısından, hem geliştirme ve büyüme açısından en başarılı projelerimizden bir tanesi. Biz bu projeleri değerli arkadaşlar, yani önümüzdeki 100 yıl ve daha ötesini planladık. Yani Cumhurbaşkanımız Cuma günü 100 yıl, Türkiye 100 yılı dedi ya, işte bunlar bunun altyapısı değerli arkadaşlar. Buradaki görevimiz şu an 120 milyon yolcuya kadar kapasitemiz var burada. İlave yatırımlarla buradaki yolcu kapasitesini tam 200 milyona kadar çıkarma imkanımız var. Bunlar hakikaten ülkemizin önümüzdeki 100 yılını planlayan ve o altyapı oluşturan en kıymetli işlerimiz değerli arkadaşlar. Biraz önce söyledim, finansal modellerle, büyük projelerle devletimizin yapım sırasında yük olmadan projelerimizi İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara, İstanbul İzmir Otoyolu gibi projelerimizi kamu özel işbirleri yaparak Anadolu'da da bölgesi için ihtiyaç olan projeleri kamu kaynağı ve genel bütçemizi kullanarak aynı anda bitirme başarısını gösterdik değerli arkadaşlar. Bu da Kömürhan Köprüsü, Elazığ'da Malatya'yı ve devamında 16 ili ilgilendiren önemli bir geçiş noktasındaki projemizi de aynı anda bitirecek ülkemize kazandırdık. Değerli arkadaşlar, ülkemizin güneyi, doğusu, batısı fark etmiyor. Ülkemizin hangi bölgesinde hangi projeye ihtiyaç varsa mühendislik olarak projelendiriyoruz, yapıyoruz ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bakın burası Beğendik Köprüsü, alttaki Botan Çayı ve alttaki ufacık köprüyü görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. Yıllarca meşakkatli geçen yollar, saatler süren yolculuklar, acılara, cefalara sahne olmuş yolculuklar, bakın bu köprüyle birlikte sadece bir dakikaya düşüyor. Ve de bu Bitlis'in İzan ilçesiyle Siirt'in Pervar ilçesi arasında. Bunu yapınca ne oldu? Bölgedeki değerli arkadaşlar, istihdam arttı, üretim arttı, tarımda olağanüstü gelişmeler oldu. Artık burada yaşayanlar, burada bölgesinde artık kendi ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Buradaki fıstık üreticileri, mercimek üreticileri ürünü, tarım ürünlerinin değerinde katkılarını alıyorlar ve artık bu bölge canlanıyor. Buralar yıllar önce, fazla da yıllar önce değildi aslında. Yani burada terör yatağı olan, terör ana yataklarından birisi olan bölgelerdi. Burada teröristler buralar bu köprüleri, bu yatırımları yapılmasını istemiyorlardı. Niye istemiyorlardı? Çünkü bu bölge gelişmesin. Bu bölge böyle kalsın. Burası terör yatağı olsun diye bekliyordu. Ama büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti hem terörün kafasını kırdı, hem de bu bölgeye bu yatırımları yaparak bütün bölgelerin aynı anda gelişmesini sağlıyoruz. Buralarda artık huzur var, güven var. Millet işiyle, gücüyle, gençlerimiz okuluyla ilgileniyor. Buradaki üretim sanayi bir taraftan artıyor. Artık bu bölgenin gençleri bölgede kendi iş sağlayarak, istihdam sağlayarak hayatını kazanıyorlar. Değerli arkadaşlarım, biraz önce söyledim, yüksek hızlı trenle daha birkaç yıl önce tanıştık. Hedefimiz bunu bütün ülkeye yaymak, Bandırma ve Balıkesir'de içinde olmak üzere değerli arkadaşlarım. Bu da yine ülkemizdeki yine bölgesi için önemli projelerden bir tanesi. Hasan Kars'ın Sarıkamış'ta Erzurum Horasan ilçesi arasındaki bir projemiz. Bu da yine Erzurum'da Artvin'i birbirine bağlayan Günün Kayalar Tüneli değerli arkadaşlarım. Hemen tünelin üstünde görüyorsunuz, kıvrıla kıvrıla giden yollar, yıllarca bir sürü cefalara, kazalara oluşan, sebep veren yollar, hepsi bir köprüyle, bir tünelle tarihe gömülüyor değerli arkadaşlarım. Sonucunda vatandaşımız sağlıklı, güvenli, konforlu bir yola kavuşurken bu yatırımlar sayesinde bölge gelişiyor değerli arkadaşlarım. Bu da Hasankeyf Köprüsü. Hakikaten yani bunlar tamamen bizim yerli milli teknolojilerimizle yapılmış, gurur veren işler değerli arkadaşlar. Bir Bolu Dağı hikayesi var biliyorsunuz. Tam 17 yıl sürmüş ve bitmemiş. Halbuki bu projenin yanında da Bolu Dağı tüneli çok basit bir projeydi değerli arkadaşlar. Yabancı firmalar, müteahhitler, yabancı mühendislik çözümleri,
Ama hem paralarımızı aldılar hem işler bitmedi. Ama bugüne gidiyorsunuz, Bolu-Dağ Tüneli'nin belki yüzlerce kat fazlası olan Çanakkale Köprüsü'nü 4 yılda bitirmiş bir Türkiye var. O yüzden Türkiye artık eski Türkiye değil arkadaşlar. Ama tabii ki biz son 20 yılda büyük işler yaptık. O yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı olarak görerek daha büyük projeler yapmak için büyük hedefler koyup kendimize koyduk ki Türkiye yüzyılı oradan çıktı değerli arkadaşlarım. Bu köprünün de devamı olan Midyat'a kadar uzanan bir koridor var değerli arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde burada diğer güç tüneller var. İnşallah onu da kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızla teşvikleriyle açacağız değerli arkadaşlar. Bakın bu da İstanbul'un yeni simgesi. Arkasında Türkiye'nin yeni simgesi bir haberleşme kulesi değerli arkadaşlar. Bunun içerisinde 100 tane radyo aynı anda yayın yapan dünyanın tek kulesi değerli arkadaşlar. New York'ta 60 radyo var. Berlin'de 50 radyoluk bir kule var değerli arkadaşlar. Burada da o Çamlıca Kulesi'ndeki bütün görsel kirliliği de ortadan kaldırdık. Kaliteli ve bir yayın yapan 100 tane radyo aynı anda yayın yaptığı gibi burası bir seyir terası olarak da bütün dünyaya hizmet veriyor değerli arkadaşlar. Her günde yaklaşık 2000 tane vatandaşımız diyeceğim ama bunun yarısı da yabancı turistlerin de olduğu 2000 kişi her gün Çamlıca Kulesi'ni ziyaret ederek hakikaten bu gurur verici projelerini bütün dünyaya gösteriyoruz değerli arkadaşlarım. Tabii limanlar önemli bizim için. Filyos Limanı Sultan Abdülhamit Han'ın 160 yıl önceki hayaliydi değerli arkadaşlar. O da Türkiye Cumhuriyeti'ne nasip oldu inşallah değerli arkadaşlarım. Biz de bu gurur projelerin açılışına bulunmak hakikaten bize de büyük bir gurur verirken bir taraftan da büyük bir sorumluluk veriyor. O sorumluluğu yerine getirmek için de 24 saat bütün çalışma arkadaşlarımıza emek veriyoruz. Tabii burası Karadeniz'in en büyük limanlarından bir tanesi değerli arkadaşlar. Burası tam 25 milyon ton elleştirme kapasitesine sahip ve 19 metre draft derinliğiyle Karadeniz'in ender limanlarından bir tanesi. Bugün de Karadeniz gaz sahasındaki sondaj gemilerimize ev sahipliği yapmaya başladı. O yönden de hakikaten hem doğalgaz Türkiye için çok önemli hem de böyle bir limanın böyle bir kutsal bir işte de çalışmaya başlaması bizim için de gurur veren işlerden bir tanesi değerli arkadaşlarım. Bir taraftan dediğim gibi Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi projeleri yaparken bir taraftan da bölgesi için önemli projeleri de birbiri bitiriyoruz değerli arkadaşlarım. Bu da yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız Ordu Giresun Havalimanı, burası da Rize Artvin Havalimanı. Burada değerli arkadaşlar tam 3 milyon metrekarelik bir alanda denize dolgu yapılmış dünyanın ender havalimanlarından bir tanesidir. Bu da bölgesi için çok ihtiyaç olan bir projeydi ve de şu anda bütün bölgesi Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in batısı özellikle bu kaliteyi, konforu ve hava yolu, halkın yolu yaptığımız hava yolu işletmecinden faydalanmaya başladı. Tabii gurur projelerimizden bir tanesi değerli arkadaşlarım. Enlerin projesi Çanakkale Köprüsü. Asya ile Avrupa'yı Çanakkale'den tekrar bağladık. Bu da son 4 yılda yapmış olduğumuz mühendislik açısından, teknoloji açısından dünyanın en büyük işlerinden bir tanesi. 2023 metre orta açıklığı, 318 metre ayak yüksekliği. Bu 318 metrenin üzerinde 16 metrelik Seyton Başı'nın topları geliyor değerli arkadaşlar. Onlarda da çalışmalar başladı. Yani 318 metre artı 18 metre daha eklenecek. Bu 318 metre dediğim değerli arkadaşlarım su seviyesinin üzeri. Su seviyesinin altında da tam 80 metre var değerli arkadaşlar. Burada su derinliği Avrupa yakasında 45 metre, Asya yakasında 35 metre. Ve onun altında da değerli arkadaşlar bazı yerlerde 50 metrelere kadar uzanan kazıklar var. Tam 370 tane su derinliğinin su tabanının altında da kazıklar yaparak buranın zeminini güçlendirdik değerli arkadaşlarım. Yani bu hakikaten bir mühendislik hikayesi değerli arkadaşlar. Bu projenin içerisinde binlerce matematik formülü var. İnşallah sizler de okullarınızı bitirdikçe özellikle bizim alanımızla ilgili eğitimler gören arkadaşlar bu projelerde gururla yer alacaklar. Yani Çanakkale Köprüsü veya bu mimarideki bütün köprüler değerli arkadaşlar veya bütün altyapı projeleri aslında bir puzzle gibi. Yani birbirlerini ekleyerek yapıyorsunuz ama o arada tabii ki laboratuvar çalışmaları ve o mühendislik, o matematik formülleri hepsi bunun altyapısını oluşturuyor tabii. Bu projeyi yapmak için önce yer tespit ediliyor. Burada daha geniş açıklıklı bir yer tespit etmemizin nedeni Çanakkale'deki o tarihi alanlara dokunmamak içindi değerli arkadaşlar. O yüzden denizde ayaklar olan 2023 metre toplamda 4600 metre açıklıklı bir köprü yaptık. Burada köprü ayaklarını oturtmak için beton kesenler yapmamız gerekiyordu. O beton kesenler değerli arkadaşlar tam 4 tane futbol sahası büyüklüğünde ve
her biri 60 bin ton ağırlığında olan iki tane kesonu susuz bir havuzda üretmemiz gerekiyordu. O susuz havuzda bu 60 bin tonluk betonlar üretildi ve içerisinde odacıklar yapılarak yüzmesi sağlanmaya çalışıldı. Bu kuru havuzda üretimden sonra kuru havuz suyla dolduruluyor ve her biri 60 bin ton ağırlıklı olan beton kesonlar yüzdürülüyor değerli arkadaşlar. Yüzdürülerek o ayaklarımızı sabitleyeceğimiz yere taşınıyorlar. Burada gördüğünüz gibi üzerinde odacıklar var. Odacıklar onun su üzerinde yüzmesini sağlayacaklar. Daha sonra aradaki yapılar ortadan kaldırılarak denize açılıyor bu kuru havuz. Daha sonra römekörlerle beraber bu 60 bin ton ağırlığındaki havuzlar, kesonlar yüzdürülmeye başlıyor değerli arkadaşlar. O kesonları görüyorsunuz. O kesonların içerisinde ayaklarımızı önce yerleştiriyoruz. Ondan sonra da o kesonu batıracağımız alan, tespit edilmiş alana doğru geldiğimizde o önce zemini hazırlıyoruz. O zeminde de zemini güçlendirmek için tam 370 tane kazık çakıyoruz. Deniz seviyesinin 45 metre altında. O kazıkları çakıp zemini güçlendikten sonra beton kesenin oturacağı yeri ve aradaki çakıl taşlarıyla zemini düzleştirip ve içine su dolduruyoruz. O havacıkların su doldurduktan sonra batırıyoruz. Batırıyoruz ve üzerine puzzle gibi 11 tane ve 33 metre genişliğindeki artık o eklemeleri yaparak 318 metre ortaya çıktıktan sonra çelik halatlar kısmına geçiyoruz. Bu çelik halatlarda tam 162 bin kilometrelik çelik halat seriliyor değerli arkadaşlarım, köprü ayakları ve karaya bağlantılarla ilgili. 160 bin kilometre dikkat ederseniz 4 defa bütün dünyayı turlayabiliriz bu çelik halatlarla birlikte. Daha sonra araçların yürüyeceği bu çelik tabliyeler geliyor. Bunlar da Gölcük'te üretildi bunlar değerli arkadaşlar. 87 tanedir bunlar. Birbirine bir puzzle gibi ekleyerek projemizi yapıyoruz. O çelik halatlara asıyoruz bunları. 3 şerit, 3 gidiş olarak projelendirildi. Dikkat edersen ortada boşluklar var gidiş giriş yollarının. O da rüzgar yükünü almak için bırakıldı. Laboratuvar simülasyonlarında değerli arkadaşlar, burada Çanakkale'de 110 km saate kadar en fazla rüzgarın olduğu tespit edilmiş. Ama laboratuvar testlerinde yapılan simülasyonları tam bu köprü 280 km rüzgar hızına dayanıklı bir köprü olarak inşa edildi değerli arkadaşlarım. Hakikaten gurur vereceğim bir iş. 4 yılda bitti böyle bir proje. Ama bu yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek tam 2,5 milyar euroluk bir projedir değerli arkadaşlar. Bu da yapım sırasında devletten bir kuruş çıkmadan buradaki gelen, buraya yapılan yardım değerli arkadaşlar. 4 tane firma, 17 tane firma 4 tane teklif verdiler buraya. O teklifler içerisinde de kamu açısından en uygun teklif kabul edilerek burası 12 yıl işletmeci burayı işletecek. Ve ondan sonra burası devletimizin olacak. Şu anda da yaklaşık 10 bine yakın günlük araç kullanıyor. Ama her geçen gün bu değer artacaktır. Osman Gazi Köprüsü ilk açıldığında 5 bin araç kullanıyordu. Bugün nasıl 55 bine çıktıysa. Çünkü arkadaşlarım bu projeler öyle 3-5 yıllık projeler veya 3-5 yıllık fizibilitesi yapılan projeler değil. Bunlar uzun soluklu projeler. Bu projenin ömrü değerli arkadaşlar, yani ömrü sınırsız. Bunlar yapacağınız bakımlarla birlikte burası yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Gurur veren işler. Tabii bu bölgede artık Türkiye Çanakkale'de yeni bir köprü planlaması yapmayacak. Yeni bir köprü projelendirmek için emek harcamayacak. Artık sizler buradaki üretimin nasıl artacağını, bu lojistik koridorların o bölgeye verecek faydalarını tartışıyoruz. Ayrıca biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu köprünün devamı olan Ayvacık ve Küçükkuyu tünellerini de açtık. Kaz Dağları rampalarında o çile çekilen yolculuklar 5 dakikaya düştü değerli arkadaşlar. Yani Çanakkale Boğazı'nda saatler süren feribot yolculukları 6 dakikaya, Kaz Dağları lampalarında da yine saatleri varan yolculuklar 5 dakikaya düştü. Sonucunda kim kazanıyor değerli arkadaşlar? Bizler kazanıyoruz, sizler kazanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kazanıyor. Hem de onun buradaki zamandan yakıttan alan kazanımlarımız, buradaki hız ve konforun bölgeye kattığı avantajlar nedeniyle oluşacak üretimdeki, istihdamdaki, turizmdeki, tarımdaki artışlar hepsi Türkiye kazanıyor değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu 83 milyar dolarlık yatırım sayesinde bakın burada fayda maliyet analizlerimiz var. Bütün projelerimizde biz fayda maliyet analizlerimizi yapıyoruz. Yani İzmir-İstanbul otoyolunu yaptığımızda bunun Balıkesir'e olan faydası, buradaki sanayideki, üretimdeki artışlar, olağanüstü artışlar var değerli arkadaşlar. Başta söylediğim gibi siz bir birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınızda tam 10 katı üretime etkiniz oluyor. Yani o yüzden buradaki bu sanayinin hızlı büyümesi, yatırımcının gelip buraları tercih etmesi, Çanakkale Köprüsü'nün yapılması, bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlarım.
Yaptığımız 183 milyar dolarlık yatırım sayesinde tam milli gelire 548 milyar dolarlık katkı sağlamışız. Üretime 1.138 trilyon dolar etki sağlamışız. Yine bu yatırımlar sayesinde istihdama da 1 milyon kişiye katkı sağlamışız. Buyurun. O kadar normal anlattınız ki alkışlayıcı fırsat verdiniz. Yani her biri ayrı bir alkış hak eden projeler. Evet. Bunlar, evet. Arkadaşlar hakikaten bunlar gurur verici işler. Yani bunların tabii ki en başarılı tarafı da planlı bir şekilde yapılması. Birazdan yine kısaca bahsedeceğim. Yani bu planlamaları yapmasaydınız Türkiye kilitlenir kalırdı değerli arkadaşlar. O yüzden siz eğer bir büyük bir devlet olma veya büyük bir güçlü bir devlet olma idealiniz, hayaliniz varsa sizin önümüzdeki yıllarda önünüze çıkacak problemleri bugünden tespit edip o yatırımları yapıp o önünüze problemler geldiğinde problemi yaşamamanız gerekiyor. Yani bugün bu yapılan yatırımlar sayesinde artık Türkiye 20 yıl öncekinden çok çok daha az bir trafik sıkışıklığına maruz kalıyor. Bu hareketlilikler bunlar hızlı bir şekilde yapıyor. Tabi bugüne kadar planlı bir şekilde büyüdük. Yeter mi? Tabii ki yetmeyecek. Türkiye'nin büyük hedefleri, büyük hayalleri var. Türkiye yılının Cumhurbaşkanımız niye açıkladı? Bu hayaller, bu hedefler doğrultusunda. Bizler de 2053 ulaştırma ve lojistik ana planımızı açıkladık değerli arkadaşlar. Bu planlama, büyüme, kalkınma planları doğrultusunda önümüzdeki altyapı yani gelişmenin, büyümenin dinamosunu artırarak devam ediyoruz. Yani Türkiye'de işte öyle bir yükselttik ki oradan aşağı inmeyi mümkün değil. Artık oradan daha da yukarı çıkacağız. O yüzden iyi bir planlama yapıyoruz değerli arkadaşlar. Hedeflerimiz doğrultusunda altyapıyı bugünden planlıyoruz değerli arkadaşlar. Bunun için de stratejik planlamalarımızı, yatırım planlamalarımızı bugünden Türkiye'nin oluşacak ve önümüzdeki ihtiyaçlar için oturup özellikle geçen yıl biz Ulaşım Şurası yapmıştık değerli arkadaşlar. Burada tam 1500 tane akademisyen, üniversiteler, STK yapacağı alanlar ve yatırım miktarları hepsi burada da dediğim gibi 5 sektörde ve lojistik dijitalleşme odağında yatırımlarımızı planladık değerli arkadaşlar. Tabii yatırım planlarımızı yaparken önemli olan birkaç tane faktörü de sizlere söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın bundan 20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 8,5 milyon araç vardı değerli arkadaşlar. Bugün tam 26 milyon araç Türkiye'deki bu yollarda değerli arkadaşlar hiç sıkıntı sorunsuz bir şekilde hareketini sağlıyor. Bir de düşünün İstanbul İzmir otoyolu yok, Osman Gazi Köprüsü yok, Kuzey Marmara otoyolu. Ne olurdu biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Yine 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmiyle oyalanırdık. Biz trafikte can kayıpları devam ederdi. Trafikteki hayatımız trafikte çile çıkardı ve evden hiç dışarı çıkmazdık. Yani Türkiye kilitlenip kalırdı değerli arkadaşlar. Bugün 250 milyar dolar ticaret hacmi, yarın 500 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Türkiye'nin hedefleri çok büyüdü değerli arkadaşlar. O yüzden planlı bir şekilde büyüdüğümüz gibi bundan sonra da planlı bir şekilde büyüyeceğiz. Bugün 26 milyona çıkan bakın %204 artmış son 20 yıl içerisinde araç sayısı Türkiye genelinde. Bakıyoruz araç sahipliği önümüzdeki yıllarda ne olacak? Bugün 1000 kişiye düşen araç sayısı Türkiye genelinde 180 civarında değerli arkadaşlar. Bu Avrupa Birliği ülkelerinin de aslında çok gerisinde. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişiye düşen araç sayısı 500 civarında. Bu Amerika'da birebir durumda. 2053 planlarımıza baktığımızda 1000 kişiye düşen araç sayısı değerli arkadaşlar 513 civarında oluyor. Biz de altyapımızı buna göre önemli bir etken olarak planlıyoruz. Nüfusumuz 112 milyonlara çıkacak. Yine bu da planlamamızda önemli bir faktör. İstihdam sayısı 63 milyonlara çıkacak değerli arkadaşlar. Yine bu arada 30 milyonun altında. Yine bu da iş, yolculuk hareketleri açısından da planlamada önemli bir veri. Yine öğrenci sayısı 10 milyon civarında olacak 2053'e geldiğimizde değerli arkadaşlar. Bunların doğrultusunda sosyodemografik yapılardan tutun, arazi kullanım verilerinden, ulaştırma sistemlerindeki ait verilerden, yani araç türlerinden, araç hareketlilikleri, yıllık ortalama geçiş sayıları, altyapı verileri ve turizm verileriyle birlikte ulaştırma ve lojistik altyapı planımızı hazırladık değerli arkadaşlar. Bu gelişecek ihtiyaçlar doğrultusunda da planlarımızı yıl yıl planladık. Bütün sektör sektör olarak planladık değerli arkadaşlar. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2053'e geldiğimizde ulaşım olan ihtiyaç değerli arkadaşlar tam 2.2 katına çıkacak. Bu 2.2 kat artacak olan ilaçım ihtiyacını biz de bugünden planlayarak 2053'e kadar bütün sektörlerde yatırımlarımızı planladık değerli arkadaşlar. O doğrultuda ekranda gördüğünüz gibi tam 190 milyar dolarlık bir yatırımı yıllara ve sektörlere göre dağıttık.
Bunlar hangi projenin nerede, ne zaman yapılacağı bugün belli değerli arkadaşlar. Yani bunun çok detayları var. Bunlar saatlerce sürülecek oturumda işin uzmanlarıyla birlikte anlatılma da imkanı var değerli arkadaşlarım. Yine burada yük hareketliliği değerli arkadaşlar tam iki katına çıkacak. Tabii ki bu hem sadece yolcu insan taşıma değil, bir de yük taşıyoruz tabii ki. Lojistik anlamda çok önemli yaptığımız yatırımlar. Burada da dikkat ederseniz demir yollarında çok önemli bir yatırım yapacağız. Bu da toplam %60'ların üzerine çıkacak demir yolundaki yatırımlar. Burada haberleşme de çok önemli bir yatırım odağında değerli arkadaşlar. Topladığımızda tam 197 milyar dolarlık bir yatırımı biz 2053 yılına kadar yıldır planladık değerli arkadaşlarım. Bu da bütün 2053 senaryosunun bir haritası değerli arkadaşlar. Burada ne olacak? 2002'de 6100 kilometre olan bölüm 3 yol ağımızı 2022 yılına geldiğimizde 28.700 kilometreye çıkardık. 2053'te tam bu 38.000 kilometreye çıkacak bölüm 3 yol ağımız. Bugün demir yol ağımız 13.022 kilometre. 2053'e geldiğimizde 28.500 kilometreye çıkacak. Hızlı trenler, lojistik hatlar, yük hatları hepsi planlarımızda. Yine havalimanı sayımızı, havalimanı altyapımız aslında tamamlandı değerli arkadaşlar. Şu anda yapımı devam eden 3 tane havalimanımıza bununla birlikte 61'e çıkacağız. Yine liman tesis sayımız bugün 217. Yine bu gelişen ticaret hacimleri ve üretim nedeniyle 255'e kadar çıkartacağız liman sayımızı değerli arkadaşlarım. Yine ulaştırma ve lojistik planımızın 2053 haritası bu değerli arkadaşlar. 2053'ü bir özetlersem kısaca değerli arkadaşlar. Yapacağımız 197 milyar dolarlık yatırımla değerli arkadaşlar. Milli gelire tam 1 trilyon dolar katkımız olacak. Üretime 2 trilyon dolar katkımız olacak. Ve istihdama da tam 28 milyon kişi katkımız olacak yapacağımız yatırımlarla değerli arkadaşlar. Elektrikli araçlar için uygun altyapıları tamamlayacağız. Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantılı il sayımızı 8'den 52'ye çıkaracağız. Yıllık demiryolu yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan 270 milyona çıkartacağız. Hava yolunda yıllık yolcu sayısı 30 milyondan 210 milyona çıkarmıştık. 344 milyona çıkartacağız. Demir yolundaki yük taşımacılığında geçen yıl 38 milyon ton olan demir yolu yük taşıma kapasitemizi tam 448 milyon tona çıkartacağız değerli arkadaşlarım. Ve sonucunda 198 milyar dolarlık yatırım yine 20 yılda yaptıklarımız gibi 2053'e kadar yaptığımız 197 milyar dolarlık yatırım sonucunda da gayri safi yurt dışı hasılaya etkimiz, üretime etkimiz, istihdam etkimiz de ekranda gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Tam milli gelire 1 trilyon dolarlık etkimiz olacak. Üretime 2 trilyon dolarlık etkimiz olacak. Yine istihdama da tam 28 milyon kişilik katkı sağlayacağız değerli arkadaşlar. Hakikaten Türkiye geri dönüş olmayan bir yola girmiştir değerli arkadaşlar. O da neyse sonucunda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak var. Yani biraz daha söylersem dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak Türkiye var. Türkiye planlı bir şekilde büyüyor değerli arkadaşlar. O planlı büyümenin de dinamosu ulaştırma altyapı yatırımlarıdır. Biz de o yüzden her gün, her hafta birkaç yerde açılış yapıyoruz. Birazdan Balıkesir Bandırma içerisinde, Bandırma'nın şehir içi trafiğinde çok yakından ilgilendiren önemli bir yolumuzun açılışını yapacağız. Oradan merkeze geçip merkeze Balıkesir çevre yolumuzu ve devam eden 16 tane projemizin en yakın zamanda bitirilmesi için görüşmeleri de yapacağız. Yani ülkemizin tabii ki Balıkesir büyüyor, Balıkesir de büyüyecek. Buradaki artan turizmin, tarımın ve sanayinin gelişmesi önündeki bütün altyapı yatırımlarını tabii ki yapmak zorundayız ve yapacağız. Yaptığımız için zaten Balıkesir ve Türkiye bu kadar hızlı büyüdü. Bundan sonra da bu yatırımlar devam edecekler. Ama ülkemizin doğusu, batısı, kuzey, güneyi fark etmiyor değerli arkadaşlar. Her bölge için ne gerekiyorsa, hangi proje ihtiyaçsa bunu artık kendi mühendislik teknolojilerimizle planlıyoruz, üretiyoruz ve vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlası büyüme modeliyle büyümeye devam edeceğiz. Ben bugünkü açılışla birlikte 2022-2023 akademik sezonun hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, sağ olun.